Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili küçükler, sevgili Arapça öğrencileri, hanımlar, beyler. Arapça hikaye okumaları etkinliğimizin bugünkü bölümünde kaldığımız yerden Bismillah deyip başlıyoruz. İşte çoban en son yolda giderken üç köpeğiyle birlikte siyah bir arabanın içerisinde tabii siyah atların, siyah örtülü atların çektiği siyah bir araba, içinde siyahlar girmiş, acı bir şekilde ağlayan, sürücüsünün de siyah kıyafetli olduğu bir matem havasıyla karşılaşıyor ve sürücüye diyor ki لِمَاذَا كُلُّ هَذَا الْحُزْنِ لِمَاذَا نِچِنْ كُلُّ Bu hepsi yani bütün bunların hepsi niçin hâzel hüzn? Bu hüznün, bu yasın tümü ne için? Ya bu hüzün ne için? Neden? Limâze? Limâze? Ve mes-sebebu? Ve mes-sebebu? Sebebi ne? Niçin bu hüzün? Niçin bu yas? Niçin bu matem? Fi haza kullihi ya bütün bu yaz, bütün bu hüzün, bütün bu siyah renk ne için? Fe nazara baktı. Fe arkadaşlar, sevgili öğrenciler, bir bağlaştır. Yani iki cümle arasında kısa bir zaman geçtiğini de belirtmek için kullanılır. Sorudan hemen sonra ne yapıyor sürücü? Fenazara baktı. Nazara, yanzuru bakıyor, unzur bak, nazirun bakan, minzarun bakılan şey, yani dürbün. Nazırul adale, adalet bakanı, nazırul terbiye ve talim, eğitim ve terbiye bakanı gibi. Nazara ileyhi, ona baktı, es-sâikû. Sâka, yesûku, sık, sâik, sâik, yöneten, süren, şoför. Şoför ona baktı. İleyhi, ileyhi, ona baktı. Velem, yücip ve cevap vermedi. Lem, fiili muzarinin başına geliyor, sonunu cezmediyor, yani sessiz kılıyor. Yecip diyoruz ve anlamını olumsuz maziye çeviriyor. Velem yücip, cevap vermedi. Anis sueli, sorudan, yani sorudan cevap vermedi denmez de soruya cevap vermedi. Fe kerrere, tekrar etti. Kerrere, tabi yine fe gelmiş burada, bakın. Fe kerrere, yani cevap vermeyince tekrar etti. Er-ra'i, çoban. Es-su'ale, er-ra'i, küllüküm ra'in. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, küllüküm ra'in. Yani hepiniz yöneticisiniz ve hepiniz yönettiğiniz, yönetiminiz altındaki kimselerden sorumlusunuz. Anne yöneticidir, evinden, çocuklarından sorumludur. Baba yöneticidir, evinden sorumludur. Devlet başkanı yönettiği insanlardan sorumludur. Ve yönetici adil olmak zorundadır. Adil, adil, adil. Evet, adaletle yönetilmeyen devletler çökmeye, adaletle yönetilmeyen aileler yıkılmaya mahkumdur. Adaletle yönetilmeyen bedenler de çürümeye mahkumdur. Yani çünkü bir insanın bedeni de bir devlettir. Onu tüm organlarına el adaletu el i'ta'u el hak li kulli zi hak sahibi el hak el i'ta el hak li zi hak, yani hakkı hak sahibine vermektir. Tırnağın hakkı neyse, dişin hakkı neyse, gözün hakkı neyse, saçın hakkı neyse, hakkı kadar vermek, ne az ne de fazla. İslam hayat dinidir. Yani din derken sevgili arkadaşlar,
Es-dinu leysa-s-salâ, leysa-s-savm, leysa-l-hac fakat. Bilakis bel hiye el-muamele, hiye-l-hayat, hiye-l-hayat. Bil-dabd, kulluhu hayat, kullaha hayatu. Naam, kullaha hayat. Peki niçin şu anda adına Müslüman denen ülkelerin vatandaşları huzursuz? Neden kavgalı? Neden geri? İşte adına İslam deniyor da iman girmemiş içimize sevgili arkadaşlar. İman. Bakın Araplar Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Dediler ki iman ettik. Allah diyor ki onlar siz iman ettik demeyin. Bilakis teslim olduk deyin. Yani Müslüman göründük deyin. Evet. Çünkü iman daha içinize girmedi. فَكَرَّرَ الرَّاعِ كَرَّرَ يُكَرِّرُ تَكْرِيرُ اَتْتَكْرَارُ اَحْسَنْ وَلَوْ كَانَ يُسَّكْسَنْ اَتْتَكْرَارُ صَحِيحُ وَلَوْ كَانَ كَسِير gibi deyimler var. Yani çok da olsa tekrar iyidir. 180 defa olsa da iyidir. Evet. Çünkü tekrar ede ede beyne yerleşiyor. فَكَرَّرَ الرَّاعِ سؤالا صوري تكرارتي عن السبب في هذا الحزن بو حزن سببي لإيجل صورسو تكرارتي نيچين بو حزن ندن بو ياس ندن أولا فأخبره أن في هذه الجهة بو يوند أنا حبر بدي فأيين جالد أخبره أخبر يخبر مخبر فأخبره أن في هذه الجهة بيوندا olduğunu söyledi vahşen bir vahşinin bir canavarın aciben acib bir vahşin vahşi dahman iri cismu bedeni iri nasıl bir cisim yani iri bir vahşinin olduğunu söyledi ve bedeni nasılmış? Yılan, ejderha şeklinde. Hani kitabımızın kapağında korkunç bir ejderha resmi var ya, tabi bu masal. Ve bazı arkadaşlarımız bu çocuklar bu görüntüden haklı olarak itici olduğunu beyan etmişler, ettiler. Ama işte neticede masaldır ve öyle uygun görmüşler. Dikkat çeksin diye, merak uyandırsın yani. Evet, tabi neticede masal. Ama şu andaki bu masalları yerine arkadaşlar çizgi filmler aldı. Bu masallarda baba annelerimiz, anne annelerimiz, halalarımız, teyzelerimiz anlatırdı. Bu aile bireylerin birlikteliğini, sıcaklığını, şefkatini, muhabbetini devam ettirirlerdi. Şu anda çocuklarımız yetim ve yüksüz. Çünkü bir ekranın karşısında bu tür masalları anlatıyorlar. Ama üzüldüklerini belirtecekleri anlatıcı yok. Sevindiklerini belirtecek, sevinçlerini belirtecekleri bir anlatıcı yok. Bir metalik ekranla kuşatılmış durumdalar. Buna da bir çözüm bulmamız lazım sevgili anneler, babalar, dayılar, teyzeler, halalar, babaanneler, anneanneler. Hayat geçiyor. Hayat geçiyor. Evet. Tekrarı olmayan bir hayat. Evet, bu da prensesimiz korku içinde tabi. Bu da bizim ejderhamız avını yemek üzere. Tabi şu anda modern hayatta ne ejderhalar var arkadaşlar, ne ejderhalar, yüz binleri yiyen ejderhalar. Yüz binlerce insanın hayatına mal olan, onları adeta sivil ölüme mahkum eden nece ejderhalar var hayatımızda bu evrende. Ve bu yüz binler yutulurken en azından bir cesur çoban kadar bir kişi ya da bir toplum çıkıp da destek olmaktan aciz, tepkisiz bir toplum. Adeta ejderha ile birlikte ejderhalaşan, şeytanla birlikte şeytanlaşan bir toplum, yaşadığımız toplum.
Bu da geçer sevgili arkadaşlar, bu da geçer. وَلَهُ جَنَاحَانِ Ve onun iki büyük kanadı var. Yani vücudu, görüntüsü ejderha. الْاَفْغَى ejderha, büyük inan. Ve onun ayrıca iki büyük kanadı da var. وَنَابَانِ حَادَانِ Ve iki tane de keskin, sivri dişi var. يَفْرِدُ عَلَى بِلَادِنَا Yükümlü tutuyor ülkemizi. Ülkemizi yükümlülük altında tutuyor. Farada yafridu, farz kılmak, yükümlü tutmak. عَلَى بِلَادِنَا Şehirlerimize, ülkemize. اَنْ تُقَدِّمَ لَهُ Sunmasını, kendisine sunmasını. فَتَاةً جَمِيلَةً Güzel bir genç kız sunması, dahiyyeten, kurban olarak. Külle senetin, her yıl. Yani bu iki sivri dişli, iki büyük kanatlı, görüntüsü, ejderha görüntüsünde ve iri bir yapısı olan bu canavar, acayip canavar, her sene güzel bir genç kızı kendisine kurban yemesi için kurban olarak sunmamıza kanun çıkarmış, yükümlü tutmuş. Yani yapacaksınız diyor. Yoksa وَقَدْ أَصَابَتِ الْقُرْعَةُ الْقُرْعَةُ Arkadaşlar, kura, Türkçe'de de kura. وَقَدْ أَصَابَتِ الْقُرْعَةُ Bu sene kura çıktı. Kime? فِي هَذِي السَّنَةِ Bu yıl, bu yıl İbnette Sultan. Sultanın kızına çıkmış bu sene kura. Çünkü eğer sultansan ve tedbir almıyorsan bir gün o ateş seni de ne yapar? Yalayacak. Merak etme. Diğer ülkenin vatandaşlarının çocuklarını kurban olarak sunmaya ses çıkarmazsan bir gün o ateş senin çocuğunu, kızını da ne yapacak? Yalayacak herhalde. İlahi adalet. Evet. Fehazine ebuhe üzüldü. Babası ve ümmühe ve annesi ve cemi'u men bil kasri ve saraydaki avanelerin hepsi. Evet. Tabi o da yetmiyor. Ve şereketil biladü küllehe ve şereket ortak oldu. El biladü şehirler küllühe es sultana fi huznihi sultana ortak oldular. Neyde? Fi huznihi yasında, üzüntüsünde. Sıkı tabi, sıkı mıdır ki sultan üzülürken vatandaşların gülüp eğlenmesi? Ya da hani Kuzey Kore'de nasıl ağlıyor insanlar? Sıkıysa yas gösterme. Ama sen üzülürken nokta. Ve ilan edildi. El hüznü amu. Genel yas ilan edildi. Fil bilad. Ülkede genel yas ilan edildi. Sultanın kızı kurban oldu diye, yani Kur'an'da şans ona güldü diye, hani her sene başka bir genç güzel kız çıkarken, kurban verilirken genel yas ilan edilmiyor. Neticede vatandaş, ama bu sultanın çocuğu, sultanın kızı. Evet. فَتَأَلَّمَ الرَّاعِينَ Çoban üzüldü. Teelleme. Elem duydu. Tabi fe bildiğiniz gibi aslında teelleme. Teelleme. Yeteellemu. Acı duyma. Küllel elemi tam anlamıyla lihâzil emireti. Bu prensesle üzüldü. Elleti seyudahha bihe. Nasıl prenses? Kurban olarak sunulan bu prensese tam anlamıyla üzüldü. Ve sammeme ale en yetbe'ahe ve sammeme planladı ale en yetbe'ahe onu takip etmeyi, yani peşinden gitmeyi, yalnız bırakmamayı, kendi kaderiyle baş başa terk etmemeyi kararlaştırdı. Ve ya'mele ve çalışmayı li inkavihe kurtarmak için çalışmayı
kararlaştırdı. Min zâlikel vahşil garîb. Min zâlikel vahşil garîb. Bu tuhaf vahşiden, canavardan kurtarmaya da karar verdi. Ve meşe ve yürüdü. Vara'ehe. Vara'ehe arkasında arkadaşlar. Emâmehe önünde, vara'ehe arkasında, cembehe yanında. Fevkahe üstünde, tehtehe altında. Hatta ve kafetil arabetü, ta ki araba duruncaya kadar arkasından yürüdü. İnde esfelil cebeli. Nerede durdu araba? İnde esfelil cebeli. Dağın kenarında, yamacında. Yani artık son noktaya geldi. Kız oradan yukarı çıkacak. Esfel. Esfel en alt demek sevgili arkadaşlar. İle esfel sefirin. Mesela لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِرِينَ İnsanı diyor en mükerrem bir şekilde yarattık. Ondan sonra da aşağıların en aşağısına yuvarlandı. Kendi yaptıkları, ettikleri sonucunda. وَقَدْ نَزَلَتْ ve indi. Kat fiili muzarinin başına gelince azlık, çokluk bildirirken mazinin başına muhakkak tekit bildiriyor. El emiretü prenses indi minel arabeti, arabadan indi. Araba işte atların çektiği araba. Ve hiye hazinetün bekiyetün. Ve o hem üzgün hem ağlıyor. Hazinetün üzgün, bekiyetün ağlıyor. Ve meşet bi but'in ve bir but'in, yavaş yavaş dar ağacına yürüyen insan gibi. Yavaş yavaş yürüyor. Ve ehazet tetesellehu ve tırmanmaya başladı. Tas'adu tırmanma. Mis'ad, mis'ad asansör arkadaşlar. Seni aşağıdan yukarıya, yukarıdan da aşağıya. Ama o sanki sadece yukarıya taşımak için kullanılan bir kelime olarak kullanmış mis'ad. Evet. Tetesellakul cebele litelkal mevte. Yani ölümü bulmak için hangi ölüm? Ellezî yantaziruha. Onu bekleyen ölümü bulmak için, ölümle karşılaşmak için dağa tırmanmaya başladı. El cebel. El cebel, el cebel. Hazreti Ömer radıyallahu anh izafe eden bir şey var. Savaşta Sariye komutana diyor ki el cebel, el cebel, yani dağa çık, dağa çık. Ve oradan duyuyormuş yani. Ve kad ra'as sa'iqu. Ra'iye ve huve maşin. Ve kad ra'a gördü. Es-sa'iqu şoför. Ra'iye çobanı gördü. Ve huve ve nasıl bu hal cümlesi. Maşin ve ra'aha bi kilâbihi selâset. Üç köpeğiyle birlikte prensesin arkasında yürüdüğünü gördü diyor şoför. Fehazzerehu. Fehazzerehu. Onu uyardı. Eyyet ve'ahe. Ev yedhebe ma'ahe. Yani eyyet ve'ahe ve ev او يذهب معها yani onunla birlikte gitme veya onu takip etme noktasında uyardı. İn kana yufekkiru iza kana yufekkiru nedir arkadaşlar? Nokta fil hayati burada. Yani eğer çobana diyor ki hayatı düşünüyorsan, hayatta kalmayı düşünüyorsan, yaşamak istiyorsan sakın onunla birlikte gitme, onu takip etme. Evet. Arkadaşlar, insana korkutan şey, karakterini bozan şey ebedilik hissidir. Ama şunu unutmayalım ki ölüm hayatta bir defa gelir. O da Allah'ın takdir ettiği zamandadır. Dolayısıyla ölümden korkup da merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun dediği gibi iki saniye sonrasına hükmetmediğimiz bir dünyada fırıldak olmaya lüzum yoktur. Nokta. Bir sonraki dersimizde, hikaye okumamızda
buluşmak üzere. Hoşça kalın. Dümtüm fi emanillah.